Arkadaşlarım selamlar. Ben İsmail Hocanız, SML Hoca Matematik YouTube kanalındasınız. Hepiniz hoş geldiniz. 2023 AYT Matematik Kampı'nda limit süreklilik konusunun ikinci videosuyla devam ediyoruz. Sevgili gençler, bu da bizim 51. videomuz oluyor artık AYT Kampı'nda. 51 ders yapmışız arkadaşlarım. Dile kolay. 87'ye kadar da yolu olduğunu sen biliyorsun gayet iyi. Şimdi not kısmında kalmıştık. Birinci dersimizin sonunda örnek 7'yi çözdük ve not kısmında kaldık arkadaşlarım. Bu notu şimdi vererek başlayacağız. Sayfanın 118 olduğunu hatırlatayım. Daha sonrasında bu nottan sonra arkadaşlarım şurada bir size özel diye bir kısım var. Burada gayet iyi kafanı çalıştırıp sorgulaman gereken yerler bırakacağım sana. Tabii bunları da açıklayacağım. Ve daha sonrasında kendi kendine de bir örnekle bunu düşünmeni isteyeceğim. Daha sonrasında sevgili arkadaşlarım örneklerimizi çözmeye devam edeceğiz. Ve bakalım buraya, bakalım buraya hemen aynen. Sevgili arkadaşlar bu kısımda şurayı yani örnek 14'ü de vereceğiz. Örnek 14'ü verdikten sonra buradaki notla sevgili arkadaşlarım konumuzu bitireceğiz. Şimdi 118. sayfamıza geri dönecek olursak şöyle artık demek ki dersimize başlayabiliriz. Hadi bakalım, hepiniz hoş geldiniz derse tekrardan. Dersimize geçiyoruz sevgili gençler. Öncelikle bize demiş ki bakın birinci ifadede sabit fonksiyonun her noktada limiti aynı sabit sayıya eşittir denilmiş. Yani arkadaşlar elimize bizim fx eşittir c gibi bir fonksiyonumuz varsa eğer ve c de bir reel sayı tabii ki burada. X'ler a'ya yaklaşırken a ne olursa olsun fx'in limiti c'dir diyoruz. Yani sabit fonksiyonun limiti yine aynı şekilde sabit fonksiyonun sonucu neyse ona eşittir diyoruz. Bir de ardından hemen şöyle güzel bir bizi kurtarıcı nitelikte bir not daha var. Polinom fonksiyonların herhangi bir noktasındaki limiti fonksiyonun o noktadaki görüntüsüne eşittir. Ben size bir önceki konularda da söylemiştim. Demiştim ki ya bu polinom fonksiyonlar var ya akarı kokarı olmayan fonksiyonlardır. Çünkü sevgili arkadaşlarım polinom fonksiyonlar her noktada tanımlıdır bu polinom fonksiyonlar. Her noktada limiti vardır. Her noktada süreklidir, her noktada türevlenebilir, her noktasında integrallenebilir. Yani polinom fonksiyonlar bize sıkıntı çıkarmayan fonksiyonlardır. Dolayısıyla sen eline bir polinom fonksiyon mu geçti? Aha mesela şu şekilde. Sen şimdi bunun gidip 3 noktasındaki limitini mi arıyorsun güzel kardeşim? Hiç öyle limit mimit arama. Hemen yapman gereken olay şu. 3'ü alacaksın, fonksiyonu da yerine yazacaksın. Yani senin 3 noktasındaki limitin zaten f3'ü eşit olacak. 3 noktasındaki görüntüne eşit olacak. Eksi 2 noktasındaki limitimi arıyorsun. Hiç uğraşma. Eksi 2'yi fonksiyonu da yerine yaz. Tamam mı? Polinom fonksiyonları limiti bu şekilde kolayca bulunabilir. Mesela örnek 8'e demiş ki fx fonksiyonu x kare eksi 5x gibi bir polinom fonksiyonmuş. Gx fonksiyonu da neymiş? Sabit fonksiyonmuş. Şimdi gx sabit fonksiyonsa ben gx fonksiyonuna eşittir c demek isterim. Fx'i zaten verdiği için ona herhangi bir şey atamaya gerek yok. Bana diyor ki x'ler 2'ye giderken fx'in limiti. Şimdi x'ler 2'ye giderken fx'in limiti fx polinom fonksiyonu olduğu için neye eşittir arkadaşlarım? F2'ye eşittir. O halde f2 neye eşittir? 2'nin karesi eksi 5 kere 2'ye eşittir. Bak burada yerine yazdım. 4'ten 10'u çıkardınız eksi 6 geldi. Burası eksi 6 artı. X'ler 10'a giderken gx'in limiti. Gx sabit fonksiyondu. Ve hangi noktaya yaklaşırsa yaklaşsın x. Gx'in limiti o noktadaki görüntüsüne yani c'ye eşit oluyordu. Demek ki eksi 6 ile c'nin toplamı bize kaçı veriyormuş arkadaşlar? 1'i veriyormuş. O halde buradan c kaçtır? Tabii ki 7'dir. Yani ben artık şunu söyleyebilir miyim? Gx fonksiyonum eşittir 7. Evet tamam eyvallah. Bize sorulan şeye bakalım. G5 kaçtır? Ya güzel kardeşim G2 sabit fonksiyondu zaten. Sana G5'i de sorsa sen 7 diyeceksin. İsterse G555'i sorsun. Sen ona da 7 diyeceksin zaten. Tamam, çünkü sabit fonksiyondu. Her noktadaki görüntüsü birbirine eşitti. O halde cevabımız 7'dir dedik. Devam. Örnek 9. Reel sayılardan reel sayılara tanımlı bir fonksiyonumuz var. Ve bu fonksiyon şu şekilde verilmiş. Bakın. Fx eşittir m eksi 4 çarpı x küp artı n artı 1 çarpı x artı m çarpı n biçiminde verilmiş. Fonksiyonu sabit fonksiyon olduğuna göre bakın sabit fonksiyonmuş.
M'e giderken x'ler fx'in limiti, bunu hesapla demiş. Şimdi öncelikle bu nasıl bir sabit fonksiyon? Böyle sabit fonksiyon mu olur lan? Ne yapacağız? X'li terim olmaması gerekiyor burada. Yani şu x küpün, yani şu x'in burada barınmaması gerekiyor. Ben bunları burada nasıl barındırmam? Dedim ki katsayılarını sıfıra eşitlersem, şunları sıfır yaparsam arkadaşlar ne olur? Böylelikle 0 kere x küpten x küp kaybolur, 0 kere x'ten x kaybolur. Şimdi m eksi 4 sıfırsa m burada kesinlikle ama kesinlikle 4'tür. N artı 1 sıfırsa da n kesinlikle eksi 1'dir. Bakın zaten şu kısımlar gitmişti. M'yi ve n'yi de bulduğumuza göre yerine yazabiliriz. 4 kere eksi 1'den şu kısım eksi 4 gelir. Ve artık eşittir diyorum, bakın fx eşittir eksi 4'e eşit oldu. Şimdi hayırlı uğurlu olsun diyelim mi? Bence diyelim. Şimdi bize ne sorulmuş? X'ler M'ye giderken fx. M kaçtı? 4'tü. Yani şu soruluyor bak. X'ler 4'e giderken fx. Ya güzel kardeşim, fx fonksiyonu zaten sabit fonksiyondu. X 4'e de gitse, eksi 1'e de gitse, eksi 8'e de gitse, 9'a da 10'a da gitse, bunun limiti her daim fonksiyonun görüntüsüne, yani eksi 4'e eşit olacaktır. O halde tek cevabımız var. O da eksi 4'tü sevgili gençler. Fonksiyonların toplam veya farklarının limiti diyoruz. Aslına bakarsanız sevgili gençler, inanılmaz derecede, bak inanılmaz derecede mühim bir konu. Ama tabii bazı örnekleri itibariyle mühim bir konu. ÖSYM'de karşınızda bu tarz sorular tabii ki gelebilir. Bundan kaynaklı şu ilk kısmı dinledikten sonra şurada sana özel diye ayırdığım kısmı gerçekten sana özelmiş gibi dinle. Çünkü gerçekten sana özel. Tamam. Şimdi bakalım. Bana diyor ki x'ler a'ya giderken fx ile gx'in toplamlarının veya farklarının limiti fx'in a'daki limitiyle gx'in a'daki limitinin toplamı veya farkına eşittir. Ama bu eşitlik ancak ve ancak f ve g'nin a apsisli noktada ayrı ayrı limitleri mevcutsa geçerlidir. Yani şunlar mevcutsa ancak şu eşitlik geçerli arkadaşlarım. Aksi halde böyle bir eşitlikten söz edemeyiz. Bir örnek sonra bunu daha iyi anlayacağınız bir soru bulacaksın. Önce örneğimize bakalım. Daha sonrasında bunu çok daha ama çok daha iyi anlamaya gayret gösterelim. Şimdi 10. örneğimize bakıyoruz. x1'e giderken fx kaçmış? 11. x1'e giderken gx kaçmış? 8. x1'e giderken fx de gx'in toplamının limiti nedir diye soruluyor. Yani sen burada f ile g'yi şöyle gösterelim. x1'e giderken fx artı gx. Şimdi sen bunu fx ile gx'i topladıktan sonra biri yerine yazmaktansa ayrı ayrı limitleri toplayıp buna eşitleyebilirsin diyoruz. Yani şu şekilde limit x1'e giderken gx diyebilirsin. Çünkü arkadaşlarım burada fx'in de gx'in de limitlerinin var olduğunu görüyoruz. O halde şurası kaçmış? 11. Hocam şurası kaçmış? 8. O zaman ikisini toplarsanız cevabın 19 olması gerektiğini gönül rahatlığıyla söyleyebiliriz. Bak çok basitti. Ya hocam bu kadar basit bir konuda daha detaylı ne olabilir ki deme. Ciddi anlamda daha detaylı şeyler var. Şimdi bu detaylı şeyi incelemek için 119. sayfamıza geçiyoruz. Sana özel kısmındayız arkadaşlar. Çok ama çok dikkatli dinliyorsun. Verilen f ve g grafiklerine göre demiş. Bakın bir tane kırmızıyla gösterilen f grafiği var. Bir de maviyle gösterilen sevgili arkadaşlarım g grafiği var. Verilen f ve g grafiklerine göre f artı gx fonksiyonunun x eşittir 2 apsisli noktadaki limitini bulalım. Ve yukarıda verilen notu bu örneğe uygulamaya çalışalım diyoruz. Şimdi öncelikle arkadaşlar bu fonksiyon koptukları için bak birbirinden. Bak burada kopmuş. İki noktasında bir kopukluk var. Burada da iki noktasında bir kopukluk var. Birisi artan bir fonksiyon, birisi azalan bir fonksiyon. Ama sıkıntı yok, bir bakalım. Şimdi x'ler 2'nin sol tarafına yaklaşırken fx'ler nereye yaklaşır? X'ler 2'nin sol tarafına yaklaşırken bak görüyorsun fx nereye yaklaşıyor? 1'e yaklaşıyor. X'ler 2'nin soluna yaklaşırken gx nereye yaklaşıyor? 2'nin solunda hop yukarı çıktım 2'ye yaklaşıyor. O halde ben diyorum ki x'ler 2'nin sol tarafına yaklaşırken f ile g'yi toplarsam o zaman 1 artı 2'den bunun limiti 3'tür diyorum. Doğru mu? Doğru. Bu sefer de 2'nin sağ tarafına bakalım. Niye hem sola hem sağa bakmak zorunda kalıyoruz? Çünkü kopmuş arkadaşlar. 2'nin sağ tarafında
2'nin sağ tarafındaki bizim limit değerimiz, bakın burada gördüğünüz üzere 2. G fonksiyonunda 2'nin sağ tarafındaki limitte gördüğünüz üzere 1. Şimdi bunların toplamlarının 2'nin sağ tarafındaki limitini bulmak için de 2 ile 1'i toplarsın ve dersin ki 3. E şimdi şu sol limit, bu da sağ limit hocam. Birbirlerine eşit olduklarından toplamlarının limiti, 2 noktasında limiti vardır ve kaçtır? 3'e eşittir. Çünkü toplamlarının sol limiti ile sağ limiti birbirine eşit çıktı. Şimdi buraya kadar herhangi bir problem yok. Arkadaşlarım, fx artı gx'in 2 apsis noktasında sağ ve sol limitleri eşit ve 3 olduğundan biz bunu x2'ye giderken fx artı gx eşittir 3 olur diyebiliriz. Şimdi gelin, şuradaki notumuz vardı ya, şu not. Bu notu şuraya bir uygulamaya çalışalım. x2'ye giderken fx artı gx, yukarıdaki örnekte de çözdüğümüz gibi limit, bir önceki sayfada limit fx'in x eşittir 2'deki limiti, gx'in x eşittir 2'deki limiti. Şimdi bakıyorsun, toplamlarının limiti 3 ama fx'in 2'de limiti var mıydı veya gx'in 2'de limiti var mıydı, ona bakalım. Bakın arkadaşlar, sol limiti 1, sağ limiti 2. Fx'in limiti var mı? Yok. Sol limit 2, sağ limit 1. Gx'in limiti var mı 2 noktasında? Yok. Şimdi buraya bakıyorsun, limit yok artı limit yok eşittir 3 oldu. Bu ne saçma sapan, ne menem bir şey değil mi? Böyle bir şey olamaz arkadaşlar. Demek ki bu özelliği kullanabilmek için ayrı ayrı şunla şunun limitinin olması şart. Eğer bu limit değeri yoksa sevgili arkadaşlarım, bu özelliği de sakın ha sakın kullanmayın, kullanamazsınız zaten. O halde arkadaşlarım, fonksiyonların istenilen noktada limitlerinin var olması gerekiyor diyeceğiz. Şimdi bir de bir diğer notumuza bakalım. Umarım iyi anladın şu yukarıdaki notu. X a'ya giderken fx l ise, eğer sen fx'i içeride c ile çarpıyorsan, c çarpı fx'in a'daki limiti neye eşittir biliyor musun? Fx'in a'daki limitinin c katına eşittir. Yani sen bunu şu şekilde aklında tutabilirsin, kodlayabilirsin. Hocam buradaki c'yi ben dışarı atabilirim. Sanki c parantezini almış gibi davranabilirim. Evet, gerçekten de öyle. O zaman bunun limiti l ise, şurası l idi, c çarpı l'ye eşit olacaktır sevgili arkadaşlarım. Şampiyonlar Ligi gibi. Örnek 11'e bakıyoruz. X 3'e giderken fx, yani fx'in 3'teki limiti 8. Gx'in 3'teki limiti de eksi 3. X 3'e giderken 2fx artı 4gx limitini hesapla. Öncelikle sevgili arkadaşlarım, şu ifademiz bizim neye eşittir onu bir yazalım. Limit x 3'e giderken 2 çarpı fx artı limit x 3'e giderken 4 çarpı gx'e eşittir sevgili arkadaşlarım bu ifade. Ve sen hemen şurada yukarıda gördüğümüz notta şu 2'yi ve şu 4'ü dışarı atabileceğini öğrendin. 2 çarpı ve şurası da 4 çarpı. Güzel kardeşim, fx'in 3'teki limiti 8 değil miydi? Gx'in 3'teki limiti eksi 3 değil miydi? 2 ile 8'i çarpıyorsun 16. 4 ile eksi 3'ü çarpıyorsun eksi 12. 16'dan 12'yi çıkarıyorsun, doğru cevaba 4 diyorsun. Bunu bu şekilde yapabilirsiniz sevgili gençler. Şimdi geçelim bir diğer notumuza. Aynı yukarıda verdiğimiz, bir önceki sayfada verdiğimiz nota benzer bir not olacak. Bakın arkadaşlarım, f ile g'nin çarpımlarının a'daki limiti, f'in a'daki limitiyle g'nin a'daki limitinin çarpımına eşittir. Burada bölümler de aynı şekilde. F ile g'nin bölümlerinin a'daki limiti, f'in limitinin g'nin limitine oranına eşittir. Tabi g'nin limiti burada sıfırdan farklı olmak zorunda. Ama bu eşitlikler yine f ve g'nin x eşittir a apsisi noktasında ayrı ayrı limitleri varsa geçerlidir. Yoksa bunu yapamayız arkadaşlar. Yoksa şu solda verdiğimiz, sana özel kısmında verdiğimiz sıkıntılar meydana gelecektir. 12. örneğimize bakalım. Fx eşittir 1 artı x kare ve gx eşittir x kare artı 2 x artı 1, ki ben bu gx'i sevgili arkadaşlar x artı 1'in karesi biçiminde de tabii ki ifade edebilirim. Daha sonrasında x2'ye giderken fx çarpı gx demiş. Öncelikle sevgili arkadaşlarım, ben bunun ne olduğunu biliyorum. F ile g fonksiyonları, bak bu polinom fonksiyon. Güzel kardeşim, bu da polinom fonksiyon. Polinom fonksiyonların her noktada limitlerinin olduğunu bildiğim için ben artık bunu şu şekilde yazabilirim. x2'ye giderken fx çarpı limit x2'ye giderken fx biçiminde, pardon gx biçiminde tabii ki yazabilirim. Böylelikle şunu bulacağım. Bunu bulmak için polinom fonksiyon olduğu için 2'yi götüreceğim, yerine yazacağım. 2'nin karesi artı 1'den burası 5 gelecek. Çarpı g
Gx'in 2'deki limitini bulmak için de o 2'yi götüreceğim. Şurada yerine yazacağım. 2 artı 1 3. 3'ün karesi 9 yapar. 5 kere 9'dan da cevabımızın 45 gelmesi gerektiğini pek tabii söyleyebiliriz. 13. örnek. Uygun tanım aralığında tanımlı. Fx'i bak böyle vermiş. Polinom fonksiyon değil. Bu gx polinom fonksiyon. Buna göre demiş sevgili arkadaşlar. Fx artı 1 ile g2'nin çarpımının gx artı 1'e oranının 1'deki limiti sorulmuş bize. Şimdi şöyle diyeceğim. 1'i götürüp yerine yazarsam aslına bakarsanız f2 çarpı g2 bölü g2 sorulmuş da diyebiliriz biz. Şimdi burada g2 var. Hocam burada da g2 var. E2 noktasında bu tanımsız falan mı yok? Polinom zaten. O zaman g2'ler bay bay gitti. Bize sadece f2 sorulmuş. 2'yi bulmak için de şurada yerine yazarsınız. 2 artı 7'nin karekökü dersiniz. Bu da kök 9'a eşittir. Kök 9 da kaçtır arkadaşlarım? Tabii ki 3'tür deriz. Doğru cevabımız bu şekilde 3 gelecekti sevgili gençler. Ve 14. örneğimize bakıyoruz. 14. örneğimizdeyiz. 14. örneğe başlamadan önce sizden özür dileyerekten burası 1, burası 1. Arkadaşlar şurası da 1 olacak. Gözümden tamamen kaçan bir şey. Kusura bakmayın. 1 olduğu yani orada 1 yazdığını biliyorum ama soruyu az önce çözerken şimdi buranın da 1 olması gerektiğini videoda fark ediyorum. Kusura bakmayın. Kimse de düzeltmemiş bunu. Şimdi burası 1 arkadaşlar. Onu aklımızda tutalım. X 1'e giderken fx bölü x kare eksi 1. Şimdi bu soruda dikkat etmen gereken diğerlerinden farklı olan bir nokta var. Bak. X gördüğün yere 1'i yazdığın takdirde üst taraf f1 oluyor. Alt taraf 0 oluyor. Yani tanımsız bir ifade. X gördüğün yere 1 yazdığın zaman yine g1 bölü 0 yani tanımsız oluyor. Şimdi neden bu şekilde tanımsızken bunların limitleri falan var olmuş? Onları ilerleyen konularda çok daha net göreceksin ama biz daha ilerleyen konulara geçmeden önce bunu şu an çözebiliriz. Şimdi arkadaşlarım bakın. Ben limit x 1'e giderken fx bölü şuradaki x kare eksi 1'i x eksi 1 çarpı x artı 1 biçiminde yazabiliriz. 2 kare farkından. Bölü diyorum. Alt kısma da limit yine x 1'e giderken gx bölü x eksi 1'i yazabilirim. Şunun ayrı limitinin olduğunu ve limitinin 4 olması gerektiğini, şunun ayrı limitinin olduğunu ve limitinin 1 olması gerektiğini de gayet iyi biliyorum. Şimdi burada ikisi de x'ler 1'e gittiği için limit değerlerinin, o halde ben diyorum ki limit x 1'e giderken tek parça halinde yazarım bunu. Tek parça halinde yazacaksak da fx bölü, bakın bir x eksi 1 çarpı x artı 1'imiz var yukarıda. Alt tarafta da gx bölü x eksi 1'imiz var. Tabii ki sen burada artık uyanık davranacaksın ve aslına bakarsan x'leri yani 1'leri yerine yazdığımız zaman bize 0'ı yani paydayı 0 veren ifadeler burada x eksi 1'ler olduğu için, x eksi 1'lerin ikisi de paydada olduğu için ben bunları sadeleştirebilirim artık. Ve tanımsız yapan bir değer kalmadı elimizde. 4 bölü 1'den de bu limit değerinin kaç olduğunu söyleriz? 4. Şimdi burada sadece fx bölü x artı 1, burada da sadece gx kaldı. 1'leri bir yerine yazalım bakalım. Ne geldi? f1 bölü 2. Bu g1'i de ters çevirip çarparsam çarpı g1 yapar burası. Eşittir kaçmış? 4. Güzel kardeşim sen şuradaki 2'yi al, tamam mı? Karşıya 4'ün yanına bir postala bakalım. Ne gelir? f1 bölü g1 gelir. Bu da eşittir 2 kere 4'ten 8. Burada 2 bölüm durumdaydı. Karşıya geçince çarpım oldu. Şimdi bizden istenen neymiş? X'ler 1'e yaklaşırken fx bölü gx. Aslına bakarsan sadece şu isteniyor. f1 bölü g1 kaçtır diye isteniyor. Ben zaten bunu az önce buldum. O halde cevabımız kaç olacakmış? 8 olacakmış sevgili arkadaşlarım. Şimdi izninizle ben bir şeye bakmak istiyorum açıkçası. Şöyle. Bugün limit 1 ve 2. videolardı. Şu an 119. sayfamızdayız. Programımızda 121. sayfaya kadar geleceğiz demişiz bu derste. Şu an 119'da olduğumuza göre devam edelim. Çünkü videonun başında ben demiştim ki arkadaşlar bugün buraya kadar geleceğiz ve noktalayacağız demiştim. O yüzden devam ediyoruz arkadaşlarım. Konumuza zaten süreden de belli. Ortalama 20 dakika falan olmuş. X'ler A'ya yaklaşırken fx eşittir L. Yani A'nın fx'in A'daki limiti L. Ve L bir reel sayı tabii ki. Bu aklımızda kalacak. Ve diyeceğiz ki yine fx'in n'inci kuvvetinin a'daki limiti fx'in a'daki limitinin n'inci kuvvetine eşittir. Yani buradaki kuvveti sen arkadaşlarım fx'in kuvvetini aldıktan sonra limitine bakmak zorunda değilsin. Ne yapacağız? Limitin n'inci kuvvetini alacağız. Bu buna eşit olur. Diğer özellik 1. N sayısı tekse direkt şunu yazabilirsin.
fx'in n'inci dereceden kökünün a'daki limiti fx'in a'daki limitinin n'inci dereceden köküne eşittir. Yukarıdakinin bir benzeri. Ama çiftse ne yapacağız? Şunu yapıyoruz. N çift doğal sayı ise yine aynı şekilde sevgili arkadaşlarım. Fx'in n'inci dereceden kökünün limiti, limitin n'inci dereceden köküne eşittir. Bunu sakın ha sakın unutmayın. Yani ikisinde de aynı mantığı kullanacağız. Tekse de çiftse de. Fakat burada şunu unutmuyorsunuz. Yani ikinci kısımda. Fx'in sıfırdan büyük veya eşit olması lazım. Niye? Çünkü çift dereceli bir ifadenin, çift dereceli bir kökün içerisinde negatif olamaz. Sıfır veya pozitif olur. Doğal olarak da limitin sonucu da sıfırdan büyük veya eşit olacaktır. Devam. X'in, fx'in sevgili arkadaşlarım mutlak değerinin a'daki limiti, limitin mutlak değerine eşittir. Ve aynı şekilde c üzeri fx'in a'daki limiti, c üzeri fx'in a'daki limitine eşittir. Yani sen buna c üzeri l biçiminde yazabilirsin. Limiti bulduktan sonra o sabit sayının üzerine yazabilirsin. Yani limitte hani öyle ahım şahım çok büyük kurallar yok açıkçası. Yani limitte en büyük kurallar nerede? İşte 0 bölü 0 belirsizliklerinde falan çok dikkat etmemiz gereken yerler var. Onlara dikkat edeceğiz. Şimdi mesela örnek 15'e bakalım arkadaşlar. Bu limitin değeri kaçtır diye soruluyor. 2x eksi 6, 4'ü yerine yazacaksın. 2 kere 4, 8. 6 çıkar 2, o zaman 2'nin küpüdür diyoruz bizim limit değerimiz. O da kaçtır? 8'dir. Devam, örnek 16. Şimdi buna çok dikkat, örnek 16'ya. Aşağıda fx fonksiyonunun grafiği var arkadaşlar. Ve denilmiş ki x 3'e giderken f kare x. Şimdi fx'in 3'te limiti var mı? Ona bakalım önce. Fx'in 3'ün sol tarafındaki limitini kontrol etmek istiyorum. 3'ün sol tarafında limit değeri nereye gidiyor arkadaşlarım? Eksi 4'e gidiyor. Peki 3'ün sağ limiti ne? 3'ün sağ limiti de hop yukarı doğru çıktık, o da 4'e gidiyor. Şimdi normal şartlar altında f fonksiyonunun 3 noktasında limiti yok. Ama karesi demiş. O zaman sol limitinin, bak sol limitte yani 3'ün solunda, f'in karesinin limiti kaç olur? Eksi 4'ün karesinden 16 olur. Peki sağ limitinin karesi nedir? O da 16'dır. Sağ limit sol limite eşit mi? Eşit. O zaman karesinin limiti vardır ve 16'dır diyoruz. Ama küpü için aynı şeyi söyleyemem. Çünkü eksi 4'ün küpü eksi 64'tür. 4'ün küpü 64'tür. Sol limit sağ limit eşit olmaz. Demek ki limit yoktur diyeceğiz. O halde arkadaşlarım, sol ve sağ limit değerlerimiz simetrik ise, çift dereceli kuvvetleri aldığımız takdirde bu limit değeri vardır. Mutlaka vardır. Ama tek dereceli, bu simetrik limitlerde tek dereceli bir kuvvet varsa o halde ne diyoruz? Limit yoktur diyoruz. Örnek 17'ye doğru geçtik. Uygun koşullarda tanımlığı fx'i vermiş bize. Kökün içinde bir fonksiyon var. Fonksiyonu veriliyor. Buna göre x'ler m'ye giderken fx eşittir 2 kök 5 eşitliğini sağlayan m pozitif tam sayısı kaçtır diye soruluyor. Yani arkadaşlar fx'te x gördüğüm yere m'yi ben monte edersem, yazarsam m kare artı 2m artı 5 gelecektir. Bakın bir de bunun kare kökü var. Bu da kaça eşit olacakmış? 2 kök 5'e. Bu 2'yi içeri dahil edersek tabii ki kök 20 olacaktır. Artık gerisi çok basit. Çünkü sen içeriye eşitlemen gerektiğini gayet iyi biliyorsun. O halde m kare artı 2m artı 5 eşittir 20 dedim. 20'yi bu tarafa salladım. M kare artı 2m eksi 15 eşittir 0 dedik. Buradan m ve m diye ayırdım burayı. Bu kısmı da artı 5'e eksi 3 diye ayırdım. Burada m 3 geldi ve m eşittir eksi 5 geldi. Bizden ne istenmiş? M pozitif tam sayısı. Gördüğün üzere cevap 3'tür diyeceğiz sevgili arkadaşım. 18. örnek. Aşağıda f fonksiyonunun grafiği bize verilmiş. Buna göre diye sorulmuş. Bakın 4 tane bize alıştırma örneği gibi bir örnek var. Bunları bir çözelim. Eksi 5 fx'in mutlak değerinin eksi 5'teki limiti. Şimdi eksi 5'in sol limitine bakıyorsun 7. Sağ limitine bakıyorsun eksi 7. Ama mutlak değeri dediği için sevgili arkadaşlarım, eksi 7'nin mutlak değeri de 7 yapacağından sol limitte 7, sağ limitte 7 olacak. O halde limit vardır ve 7 diyoruz. Eksi 2'nin fx'in mutlak değerinin eksi 2'deki limiti. Bak eksi 2 burada. Sol limite bakıyorsun 2. Sağ limite bakıyorsun eksi 2. Gene o zaman limit vardır ve 2 diyoruz. Fx'in mutlak değerinin 3'teki limitine bakacağız. 3'e bakıyoruz arkadaşlarım. Sol limit 2. Sağ limite bakıyorsun eksi 7. Eksi 7'nin mutlak değerine 7. Şimdi sol limit 2 olmuş oldu. Sağ limit 7 olmuş oldu. Limit var mı? Tabii ki limit yoktur diyoruz. Daha sonrasında f 5 eksi x'in 3'teki limiti. 3'ü yerine yazarsın. 5 eksi 3'ten 2 gelir.
2'nin limiti var mıydı arkadaşlarım? Mutlak değerinin limiti var mıydı? Sol limiti 2 idi. Sağ limiti 7 geliyordu. Limit yoktur diyeceğiz sevgili arkadaşlarım. Evet, devam. 19. soru. X'ler M'ye giderken G2'sin mutlak değerinin limiti 5. Buna göre bu yargılardan hangisi yanlış olabilir diye soruyor. İşte limit de eğer limit konusunda bazı soru tiplerinden çekinecekseniz, limit konusunda bazı soru tiplerinden korkacaksanız işte bunlardan korkun arkadaşlar. Sebep öncüllü sorular, bak öncüllü sorular limitte inanılmaz derecede zorlayıcı olabilir. Hele ki bir de süreklilikle bunu harmanladığı zaman. O yüzden dikkat edeceksen, illa bir yerden korkacaksan, illa bir noktada çekineceksen işte bunlardan çekin, bunlardan kork. Ama merak etme çünkü ben anlatacağım sana. Dolayısıyla bütün inciğini, cincığını, her şeyini göstereceğim. Bak. Kardeşim, gx fonksiyonunun m noktasında limitinin olup olmadığını ben buradan çıkaramam. Çünkü şöyle olabilir. Mesela limit x m'nin sol limiti gx'de. Gx'in x'ler m'ye soldan yaklaşırkenki limiti, örnek veriyorum, eksi 5 olabilir. X'ler m'nin sağ tarafına yaklaşırken gx'in limiti 5 olabilir. Ama mutlak değerini aldığı için 5'tir demiş olabilir. Ya da ikisi de eksi 5'tir. Mutlak değerleri de 5'tir. Ya da ikisi de artı 5'tir. Mutlak değerleri de 5'tir. Yani karşımıza 3 tane ihtimal çıkıyor. Peki buna göre demiş. Ha, yanlış olabilir diye soruluyor. Gx'in m'deki limiti eksi 5 olabilir. Bak ne dedim? İkisi de eksi 5 olabilirdi. İkisi de eksi 5 olursa sevgili arkadaşlarım, böylelikle ben mutlak değerlerini aldığım takdirde ne gelir? İkisi de 5 olur. Değil mi? Ama birisi eksi 5 iken, birisi artı 5 iken bunun limiti yoktur. Veya ikisi de 5 iken bunun limiti 5'tir. E şimdi ikisinin de limiti yokken mesela, limite eksi 5 demek yanlış olabilir arkadaşlar. Bu gitti. G karenin 2 katının m'deki limiti. Şimdi ben 2'yi dışarı attım. 2'ye böldüm 25. Diyor ki gx'in m'deki limiti, gx'in karesinin m'deki limiti 25'tir diyor. Şimdi sen birisi eksi 5, birisi artı 5 ise, örnek veriyorum, karelerini alırsan ikisi de 25 gelir. İkisi de eksi 5 ise karesini aldın, 25 geldi. İkisi de artı 5 ise karesini aldın, 25 geldi. E şimdi bunun yanlış olma gibi bir ihtimali var mı? Yok. Her halükarda doğru çıkıyor. 3'e bakıyorum. Gx m'nin sağ tarafındaki limiti m'nin sol tarafındaki limitine eşittir. En başta söylemiştik. Birisi eksi 5, birisi artı 5 olabilir. Dolayısıyla sol limit ve sağ limit birbirinden farklı olabilir. Ama İkisi de 5 ise veya ikisi de eksi 5 ise sevgili arkadaşlarım, dolayısıyla birbirine eşit de olabilir. Ama yanlış olabilme gibi bir ihtimalleri de sonuçta var mı? Var. Birisi eksi 5 iken birisi artı 5 iken. Dolayısıyla sevgili arkadaşlarım, bu da yanlış olabilir. Cevabımız ne olacak? 1 ve 3 olacak diyebiliriz. 120. sayfamızı da çözdük. Yaptık, işledik. Sayfamıza da şöyle, çözdüğümüz sayfalara da şöyle uzaklardan bakalım arkadaşlarım. Şuradan başladık bugünkü dersimizde. Şu sayfayı tükettik, bu sayfayı tükettik ve artık şuradaki sol sütunu da bitireceğiz arkadaşlarım. Ve bu sol sütunu da bitirdikten sonra bileşke fonksiyonunun limitine geçmeden dersimizi de noktalayacağız. 20. örneğimizdeyiz. Bu limitin değeri kaçtır diye sormuş. Bak çok basit. 4 alıyorsun, hop yerine yazıyorsun. Yani 3 üzeri 4'ün karesi 16, 8 kere 4 32, artı 15 diyorsun. Şurası kaç arkadaşlarım? Eksi 16. Eksi 16 artı 15 kaç yapar? Eksi 1 yapar. 3 üzeri eksi 1 kaçtır? 1 bölü 3'tür. Bak soru bitti. Tamam. Bir diğer örnek 21. M bir reel sayı olmak üzere. Diyor ki şimdi bana, fx artı 2hx'in m'deki limiti 10. 2fx artı eksi 3hx'in m'deki limiti 13. Limitleri veriliyor. F ve h fonksiyonları x eşittir m apsis noktada limitli olduklarına göre demiş. Yani diyor ki sen bunları parçalayabilirsin diyor. Bak şimdi bu demek, şu demek. Limit x m'ye giderken fx artı 2 çarpı limit x m'ye giderken hx demek arkadaşlarım. Bu da 10'a eşitmiş. Bu 1. Alttaki ise 2 çarpı limit x m'ye giderken fx eksi 3 çarpı limit x'ler m'ye giderken hx demektir. Bu da kaçmış? 13'müş arkadaşlar. Peki bize sorulan şu, ama biz fx ile gx'in, pardon, hx'in limitlerini bir elde edelim önce. Nasıl elde ederim? Şu şekilde. Önce mesela hx'i bulabiliriz.
Şunu 2 ile çarparsanız, üst tarafı 2 ile çarparsanız şurası 2 yapar, şurası 4 yapar, burası da 20 yapar arkadaşlar. Şimdi ise üsttekinden alttakini çıkaracak olursanız bakın şunlar gider. 2 kere pardon, bunlar gider. Şurası 4 olmuştu. 4'ten eksi 3'ü çıkardınız. 7 limit x m'ye giderken hx eşittir. 20'den 13 çıktı 7. Ya güzel kardeşim, 7 ile neyi çarparsan 7 olur? Tabii ki 1'i. Yani hx'in m'deki limiti 1'miş arkadaşlar. E şimdi madem öyle, ben diyorum ki şurası 1 ise şurası eksi 3'tür. Eksi 3'ü karşıya atarsak artı 3 diye geçer ve burası 16 olur. 2 tane fx'in m'deki limiti 16 ise demek ki fx'in m'deki limiti 8'miş arkadaşlar. Şimdi gelelim şuraya. Kardeş bak, burası 3 zaten. Fx'in limiti neydi? 8'di. 2 kere 8 16 yapar hocam. Hx'in limiti neydi arkadaşlarım? 1'di. 3 kere 1 3 yapar. 3 artı 3 6. 16 eklerseniz 22 bize cevabı verir deriz. Ve bir notumuz var. Şimdi bu not aslında trigonometrik fonksiyonlar için limit 0 bölü 0 belirsizliklerinde daha efektif kullanılabiliyor. Bunlarda ise tamamıyla arkadaşlarım yerine yazıp trigonometri çözmek. Başka hiçbir şey değil. Tanımlı olduğu değerler için trigonometrik fonksiyonların bu noktalardaki limitleri görüntülerine eşit oluyor. Yani sin x'in a'daki limiti sin a'dır. Cos x'in a'daki limiti cos a'dır. Tan x'in a'daki limiti tanjant a ve cot x'in a'daki limiti kotanjant a. Yalnız tanımlı olduğu değerler için. Burayı da kırmızıyla yazmamızın tek sebebi bu. Tanımlı olacak kardeşim. Yani sen gidip tanjant x'in x'ler 90 dereceye yaklaşırkenki limitini hesaplarsan tanımsız olur. Limiti yoktur deriz. Tamam mı? Örnek 22'ye bakıyoruz. X'ler pi bölü 3'e yaklaşırken sinüs x bölü 2 artı 2 cos x. Bak şimdi pi bölü 3'ü şurada 2'ye bölersem pi bölü 6 gelir. Sin pi bölü 6 oldu orası. Artı 2 çarpı kosinüs pi bölü 3 dedik. Dikkatli dinliyorsun. Sin pi bölü 6 sin 30'dur. Yani 1 bölü 2'dir. 2 çarpı kosinüs pi bölü 3 60'tır. Kosinüs 60 da yine 1 bölü 2 idi. E güzel kardeşim bak, 2 ile 2 birbirini götürdü. 1 ile 1 bölü 2'nin toplamı da bize 3 bölü 2'yi verecektir. Cevabımız budur. 23'e de bakıyoruz ve videoyu noktalıyoruz. Sin x'ler pi'ye yaklaşırken sinüs x bölü 2 çarpı cos x bölü tanjant x bölü 4 çarpı sekant x demiş. Şimdi eşittir diyorum, yerine yazacağım. Sinüs pi bölü 2 çarpı kosinüs pi bölü, alt kısımda da tanjant pi bölü 4 var. Çarpı sekant demek ne demek? 1 bölü kosinüs demek. 1 bölü cos pi dedim. Şimdi üst tarafa bakıyorum. Sinüs pi bölü 2 1'dir. Kosinüs pi eksi 1'dir arkadaşlarım. Tanjant pi bölü 4 1'dir. Ve 1 bölü kosinüs pi, yani 1 bölü eksi 1'den eksi 1'dir. Üst taraf 1 kere eksi 1'den eksi 1. Alt taraf 1 kere eksi 1'den eksi 1. O halde iki tane aynı ifadenin birbirinin oranı 1 yapacağı için doğru cevabımıza da gönül rahatlığıyla 1 diyebiliriz. Dediğim gibi trigonometrik fonksiyonların limitleri 0 bölü 0 belirsizliğinde, yani belirsizlikler konusunda daha efektif halde kullanılacak. Dolayısıyla arkadaşlarım, eğer 0 bölü 0 belirsizliği gelmiyorsa senin ifadende, o halde tek yapmamız gereken bunları yerine yazıp, bazen gerekirse trigonometrik özdeşlik kullanıp bunları yerine yazıp arkadaşlarım cevabı söylemek. Başka hiçbir şey yapmana gerek yok. Dolayısıyla ÖSYM de bunu bildiği için, tabi bu tarz soruları da efektif kullanamadığından arkadaşlarım, mutlak surette 0 bölü 0 belirsizliklerin içerisinde kullanır trigonometriyi. O halde şu iki örnek bizim için konuyu anlamak babında çok ama çok yeterli. Belki hiç örnek bile vermeseydik olurdu ama yine de görün istedim. Bundan kaynaklı arkadaşlarım, bizim asıl trigonometrideki limitle uğraşımız 0 bölü 0 belirsizliğinde olacak. Şimdi yukarı doğru çıkıyoruz. Bileşke fonksiyonun limiti var. Bileşke fonksiyonun limiti bir sonraki videomuzun konusu olacak sevgili gençler. Bundan kaynaklı bir sonraki videoda bileşke fonksiyonun limitini işleyeceğiz. Ve sevgili arkadaşlar, bileşke fonksiyonun limitinde, hani şimdiye kadar limitte çok zorlandığını düşünmüyorum. Çünkü limit ciddi anlamda bence trigonometriden kolay, logaritmadan kolay, dizilerden kolay, hatta parabolden kolay, polinomdan bile kolay limit. Bazı yerleri var kafamızı böyle uğraştıracak bazı noktaları var. O noktalardan birisi bileşke fonksiyonu limiti, ama merak etme, burayı da çok ama çok güzel anlatacağım ve sen de çok güzel anlayacaksın. Bu işi birlikte başaracağız arkadaşım. Evet, sonraki videomuzda görüşürüz. Sizleri seviyorum. Hoşça kalın, sağlıkla kalın ve tabii ki bol bol matematik çalışmayı da lütfen unutmayın.